zaman ben geldi. Altın fiyatlarındaki gitgellerden ötürü işlerimiz biraz artmış durumda. Şu anda iki taraflı hem alım hem de satım oluyor bugünlerde. Dalgalanmalardan ötürü insanların satış oranı bu aralar daha fazla. Şu anda altını hep yukarı yönde bekliyoruz. Çünkü dolar şu an hep yükseliş trendinde. Bu da altına yansıyor. Altın fiyatları da yükseliyor açıkçası. Ama bildiğimiz bir şey var. Fiyatlar bu bir aylık süreçte hep yükseldiği için satan insanlar hep pişman oldu. Yani şu an bekliyoruz biz de. Bakalım fiyatlar nasıl olacak. Vatandaşın alacak hali kalmadı. Zaten bir şeye yatırım yapan da ev almış, araba almış. O altınlarını da bozmak zorunda. Yani borçlu olanlar hali şu an kimse gelip altın almayı düşünmüyor. Şu an biz de sattığımızın yerine alamıyoruz. Çünkü fiyatlar yeterince yükseliyor. Aldığımızı zararla kapatacaksak tamam alalım ama zarar yani. Devletin müdahale etmesi lazım. Yani başka müdahale merceği yok. Devlet el atarsa yoksa hiç kimsenin yapabilecek bir şeyi yok. Yani müdahale edemez. Yani sattığımızı yerine koymadığımız için zarar. Çünkü sürekli yükseliyor. Hani bir duraklama olsa yetişeceğiz de o da o yok. Sürekli yükseliyor. Nefessiz soluksuz gidiyor yani. Dolayısıyla her satan pişmandır yani. Her satan pişman. Sadece alan karlıdır. Daha fiyatı takip etmekten başka bir şeyimiz kalmadı yani. Huzur kalmadı, huzur.